Hayatla Örgüler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi sizlerle böyle çok güzel, çok tatlı bir kaktüs öreceğiz. Tığ işi kaktüs yapımımız var bugün. Bunun için arkadaşlar böyle küçük bir saksıya ihtiyacımız var. Bu sefer ördüğümüz kaktüsümüzü saksıya koyacağız. Ayrıca böyle çiçeklerimizin böyle durabilmesi için böyle ince tellere ihtiyacımız var. Bunları da ben kırtasiyeden aldım arkadaşlar. Sizlere de fikir olsun diye söylemek istiyorum. Kırtasiyelerde tüylü tel derseniz veriyorlar. Yalnız ben tüylerini tabii çıkarttım kötü durmasın diye. Bu şekilde telleri bulabildim. İsterseniz evinizde yoksa böyle ince tellerden, dediğim gibi kırtasiyeden tüylü tel derseniz verirler. Oradan bulabilirsiniz, alabilirsiniz arkadaşlar. Saksılar da zaten çiçekçilerden alabilirsiniz. En küçük saksı arkadaşlar. Şimdi inşallah bu güzel, bu tatlı kaktüs modelimizin yapılışına geçelim. Ayrıca bunun için de şöyle renklerimiz arkadaşlar. Yeşil, sarı, kırmızı, beyaz. Bunları, bu kaktüsü ben arkadaşlar lif ipi ile ördüm. Neden lif ipi ile ördüm derseniz, bundan bir önceki kaktüs çalışmamızda nako pırlanta ile örmüştüm. Bunları lif ipiyle de örmemin sebebi, elinizde artan lif ipleriniz varsa, hani sadece lif örerek değil farklı şeyler de yaparak değerlendirebilirsiniz diye lif ipiyle ördüm bu kaktüsümüzü. Şimdi gene aynısından bir tane daha öreceğiz. Lif ipiyle yapacağız arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Yani lif iplerinizi farklı bir amaçla da değerlendirebilirsiniz diye göstermek istedim ben. O yüzden lif ipiyle ördüm. Pomponu, altta saksının içerisinde pompon yapmamız için de kahverengi patik ipi kullandım. Siz kahverengi lif ipi de kullanabilirsiniz, yelek ipi de kullanabilirsiniz. Zaten pompon yapacağız, hani hiç fark etmez. Dediğim gibi lif ipleriyle size farklı bir şey göstermek istedim. Sadece hani lif iplerimizde lif yaparak değerlendirmek istemiyorsanız, hani farklı bir şey yapmak istiyorsanız, çok tatlı böyle kaktüs de örebilirsiniz. Onun için lif ipleriyle ördüm arkadaşlar. Bunu da baştan önceden ördüm ki videonun başında sizlere göstermek istedim. Az çok fikriniz olsun diye. Bunu önceden ördüm arkadaşlar. Şimdi bundan bir tane daha yapalım. Nasıl yapıldığını sizlere göstereyim hemen. Yeşil ipimizi alacağız arkadaşlar. Yeşil ipimizle başlayacağız. Bu arada videomun yapılışına da geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonundan zilinizi açarsanız çok sevinirim gerçekten. Beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olup desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Videom içinde yorumlarınızı videomun altına bırakırsanız gene çok sevinirim. Şimdi önce hemen bir zincir atarak başlayalım. Altta kalan kısmından hemen keseceğim. Beş tane zincir çekelim arkadaşlar. Beş tane zincirimi çektim. En ilk yaptığım zincirimin içerisine batıyorum. Şimdi hemen
3 tane zincir çekiyorum yine. Doladım. İkili trabzan yapacağız. Kaç tane yapacağız bu ikili trabzanımızı? 16 tane. Şu an bu zinciri bir sayıyorum. Bu ikinci. Bakın. Üçüncü trabzanımı yaptım. 4 5 Dediğim gibi burayı 16 tane olana kadar ikili trabzanlarla dolduralım. 16 tane ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi birleştirme sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım zincirin hemen içerisine batıyorum ve kapattım. Şimdi arkadaşlar gene 3 zincirimi çektim. Şimdi bu ilk yaptığım, bakın zincirin içine battık ya arkadaşlar. Buraya 5 tane trabzan yapacağız. 2 bu zinciri bir sayıyoruz. 2 yaptık. 3 4 ve 5. Aynı noktaya. Aynı trabzanın içine 5 tane yapmış olduk arkadaşlar. Baştaki zincirimizle birlikte. 5 tane dolgu yapmış olduk. Şimdi her bir trabzanımızın içine bir tane batıyoruz. Doladım. Sıradaki trabzanımın tepesine battım. Yaptım. 3 tane tekli trabzan yaptım. Şimdi tekrar arttırma işlemimiz var. Bakın bir sonraki trabzan tepesine batıyorum. Buraya da böyle 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 Aynı trabzan içine 5 tane batıyorum. Bakın. Bunlar bizim arttırmalarımız. Şimdi tekrar 3 tane tek batıyorum. Her bir trabzana bir tane battım. Bakın şimdi. 3 tek 5 arttırma arkadaşlar. Arttırmamızı da tek bir yere yapıyoruz. Bakın. Şimdi 3 tek yaptık. Tekrar sıradaki trabzanımızın şöyle tepesine batıyoruz. Aynı yere batıp 5 tane yapıyoruz. 3 4 5 Şimdi tekrardan gene 3 tek bir, iki, üç. Şimdi gene 5 tek buraya batacağız. Sonra 3 tek birleştireceğiz arkadaşlar. Ben burada gene 5 dolgumu yaptım. Arttırmamı. Sonra bakın zaten 3 tane trabzanımız kalıyor burada. 3 tek trabzanımı da yaptım. Şimdi sıra başıma birleştirmeye geliyorum. Zincirin hemen içinden birleştirdik. Şu şekilde. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyoruz. 5 dolgu yapmıştık ya burada arkadaşlar, 5 arttırma. Şimdi bu 5 arttırmamızın her birinin içine 3
üçer tane batacağız. Bakın şimdi baştakine bir tane yapıyorum. 2 oluyor. Bu zinciri de sayıyoruz. 1, 2. Aynı yere batıyorum arkadaşlar. 3 oldu. Diğer trabzana geçiyorum bakın. Bir yaptım. Aynı yere batıyorum. 2 yapıyorum. 3. İkinci alttan ikinci trabzanımıza da üçerli batmış olduk. Burada 5 trabzanımızın her birine 3 tane batacağız. Bu gene arttırma işlemimiz. Üç. Şimdi 5. son trabzanımı batıyorum ve buraya da 3 tane aynı noktaya batıp trabzan yapıyorum. Şimdi 3 tekimizin üzerine geldik. Bakın. Buraya gene 3 tek batıyoruz. Üç tekten sonra bakın 5 tane arttırdığımız trabzana geldik. Aynı noktaya 5 tane batmıştık ya arkadaşlar. Şimdi o 5 tanenin ilk trabzanının tepesine battım ve 3 tane aynı yere yine arttırma işlemi yapıyorum. Bir sonraki trabzana geçtim. Oraya da 3 tane batıyorum. Bu 5 trabzanımızın tepesinin her birine 3'er tane arttıracağız arkadaşlar. Sonra 3 tekimiz gene sonra gene arttırmamız 3 tekimiz gene arttırmamız 3 tekimiz yapıp böyle bitireceğiz. Sona geldim. Bakın burada gene 3 tekimi yaptım. Şurası gene arttırmam 3 tek ve buradaki arttırmamın İlk trabzanın başının tepesine battım ve kapattım arkadaşlar. Şimdi ne yaptık bir hatırlayalım. Şöyle yapalım arkadaşlar hatta içine batmayalım. Şöyle tepesine batalım. İşte zincir çekip gidiyoruz ya arkadaşlar. Zincirimizin tepesine batıp kapatalım. Şimdi ilk sıramızda 16 tane trabzan ördük. İkinci sıramızda 5 arttırdık, 3 tek battık. Üçüncü sıramızda da arkadaşlar o 5 arttırdığımızın her birine 3'er tane battık. Yani ne oldu? 15 tane de 3. sıramızda arttırmış olduk. Burada 15 tane arttırmalarımız var. 3 tekimiz var. Şimdi yine zincirimizi çekelim. Çekeyim 3 tane. Hemen ilk yere battım. 1 trabzan yaptım. Bunu da baştakinde saydığımız zaman 2. Şimdi bu 15'er arttırmış olduğumuz trabzanımızın da her birine ikişer defa batacağız arkadaşlar. Şimdi bir diğer trabzanıma geçiyorum. Her bir trabzanımızın tepesine iki defa batacağız arkadaşlar. Yani 15 olan arttırmamız burada 30 olacak. 30 arttırıp 3 tek işleyeceğiz. 30, 3 tek. Bir sonraki trabzanın tepesine gene batıyorum arkadaşlar. Her birine 2 defa batıyorum.
Şimdi bakın, isterseniz buradan sayın, 30 tane oldu mu arttırmanız diye. İsterseniz de bakın alttan da anlayabilirsiniz. Bakın burada çift batılmış. Şimdi 3 teke geldik. Buradan da anlayabilirsiniz artık arttırmamızın bittiğini. Şimdi 3 tekimizin üzerine gene her birine bir tane trabzan yapıyoruz. Gene 3 tek. Şimdi arttırmamız. Aynı trabzana 2 tane 2 kere batıyoruz. Bakın trabzanımızın tepesine battım. Bir trabzan yaptım. Tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde yapalım. Sıra sonumuza kadar gelelim. Bakın yapraklarımız oluşuyor artık. Sıramın sonuna geldim. Burada yine 3 tekimi yaptım. Şimdi şöyle zincirimin tepesinden battım. Kapattım. Arttırmalarımız 30. 30 arttırma 3 tek. Yani bu sıramızda 132 tane gözümüz olması lazım. Bakın kaçıncı sıradayız? Dördüncü sıramızı bitirdik. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıramızda 132 tane gözümüzün olması lazım. Şimdi son sıramızdayız artık arkadaşlar. Şimdi burada da yapacağımız işlem. Gene 3 zincirimizi çekelim. 30 tane arttırmamız var ya arkadaşlar. Bir başında, bir sonunda, bir de ortasında arttıracağız. Yani şimdi hemen ilk zincirimizin içine battım. Bir tane daha batıyorum. Dört tane arttırma yaptım. Bakın. İlk zincirimde bir, üç tane de trabzan yaptım. Dört. Dört arttırma yaptım. Şimdi 14 tane tek öreceğim. Bakın. Yani tek batacağım. Her trabzanımızın tepesine normal bir trabzan yapacağım. 14. trabzanımıza gelince yine orada arttırmamız var. Şimdi 14. trabzanıma da tek battım. Pardon, 15. sırada yani arttırmamız var. Az önce 14. dedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi 14. trabzanıma geldim. Tek battım. 15. trabzanımın tepesine de gene 4 tane arttırma yapıyorum. Bakın 1. Aynı yere batıyorum. 2. Aynı yere batıyorum. 3. Ve son arttırma. Aynı yere battım. Yaptım. Şimdi tekrardan bu 3 tekimize gelene kadar tekli trabzanlarıma tekli batıyorum. Yani 15 tane gene tek batacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle. 13. trabzanımı battım. Tek. 14.ye 4 tane gene arttırma yapıyorum. Bakın. 30 olan arttırmamızda 34, 38, 42 olmuş oldu. Şimdi gene 3 tekimizi yapalım. Bakın bu altlardan da baktığınız zaman 3 teki çifti anlayabilirsiniz. Hiç kafanız karışmaz.
3 tekimi yaptım. Şimdi bakın tekrar çift battığım trabzanımın tepesine geldim. Şimdi buraya da 4 tane arttırma yapıyorum. Bakın 2 aynı yere batıyorum. 3 son 4. Şimdi yani ne oldu? Birinci trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi 2 3 4 diye gideceğiz ve 15. trabzanımıza geldiğimiz zaman 15. de gene 4 sefer batacağız. Dediğim gibi, gösterdiğim gibi arkadaşlar, bir başta, bir ortada, bir sonda. 4'er kere batıp arttırmamızı yapacağız. Sonra 3 tekimiz, tekrar arttırmamız. Bu şekilde yapacağız. Örelim, sıra sonumuza gelelim. Evet. Arttırmalarımı yaparak sıra sonuma kadar geldim. Bakın yapraklarımız da böyle kendiliğinden, görüyor musunuz, nasıl oluşmaya başladı. Sıramızın tepesine batalım. İlk yaptığımız 3 tane zincirin tepesine kapattık arkadaşlar. Bir tane de zincir çekelim. Şimdi makasımızla artık ipimizi kesebiliriz. Şöyle olacak arkadaşlar. Kendiliğinden zaten ördükçe yaprak şeklini alıyor. Bittikten sonra da şöyle elinizde yaprak olan yerleri böyle esnetin arkadaşlar. Şimdi son sıramıza geldik. Beyaz olan kısmı gideceğiz. Bunun için de gene lif ipimiz. Ancak lif iplerimiz biliyorsunuz çift katlı oluyor. Şimdi bu çift katımızın bir katını eleyeceğiz. Bunu çıkaracağız arkadaşlar. Tek katla öreceğiz. Bakın. Bir tane olan hani çift katlı ya, kaldıracağız arkadaşlar. Tek katla öreceğiz. Şimdi beyaz ipimizle olan kısmı gitmeden önce şu ipimizi şöyle içeriye çekelim. Görünmesin arkadaşlar. Sıra başımızdan battım. Önce düğüm atmayı unuttuk. Şurada hemen atalım önce düğümümüzü arkadaşlar. Şöyle bir tane daha zincir çekeyim. Geriye doğru öreceğiz arkadaşlar. Elinizi olabildiğince gevşek tutun. Sıradaki her trabzanımızın başına. Bakın böyle. Çıkardım. Kapattım. Sıradaki trabzanın başına. Çıkardım. Kapattım. Geriye doğru böyle yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın. Kaktüsümüzün yaprak kenarını da bu şekilde örerek sıradaki her bir trabzanın başına battık, çıkardık ilmeğimizi, kapatıyoruz.
Kapattık. Kapattık. Geriye doğru. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Umarım yeterince gösterebilmişimdir. Bu şekilde yaparak sıra sonumuza kadar gelelim. Evet. Her tarafını ben de beyazla gittim, ördüm arkadaşlar. Bitirdim. Şimdi artık ipimizi bir tık uzun keselim arkadaşlar. Dikmek için. Şimdi artık yapraklarımızı dikeceğiz arkadaşlar. Hemen ipimizi bir iğneye takalım, dikelim. İğnemi, ipimi taktım. Şimdi bakın şu 3 tane tek olan yerler zaten kendini belli ediyor. Arttırmamızın dışında 3 tane teklerimiz vardı ya arkadaşlar. Bakın zaten onlar bükülmesine sebep oluyor bu arttırma yerlerimiz. Şimdi bunu böyle ayarlayıp arkadaşlar kenarlardan yani şuradan her birinin bir ortasından alıp dikeceğiz. Evet, bakın şimdi hemen yandakinden geçirdim, birleştirdim. Geri çıkıyorum. Bu taraftaki yaprağıma batıyorum. Buradan da bakın. Geri batıyorum. Şuraya. Buradan da şunları da alıp buraya batıp birleştirmemi yapıyorum. Şimdi şöyle daha da sık olsun diye birkaç kez daha batacağım. İyice sabitlensin yapraklarım. Evet. Bakın. Burada da gördüğünüz gibi yaprağımızın kaktüsümüzün yapraklarını yapmış olduk. Kenarında gittik arkadaşlar. Şimdi gelelim bu çiçeklerimizin yapılışına. Şimdi çiçeğimiz için sarı renk ipimizi alalım. Gerçekten lif iplerimizi de istersek farklı şekilde de değerlendirebiliriz. Gerçekten en çok bunu sizlere göstermek istedim. Hani sadece lifi odaklamayalım kendimizi. Çok daha başka şeyler de yapabiliriz lif iplerimizde de arkadaşlar. Gerçekten çok da güzel oluyor. Şimdi. Buna böyle sihirli halka yapacağız arkadaşlar. Sihirli halkamız için parmağımıza bu şekilde dolayalım. Bir saniye. Erken çıkardım. Hemen tekrardan şu
bir şekilde aldık. Kapattık. Bir tane yaptık. Bu iki. 7 tane yapacağız arkadaşlar. 3. 7 tane sık iğne yapacağız. 4 5 6 7 Şimdi ipimizi çekelim. Bakın halkamız kendiliğinden oluştu. Sihirli halka deniyor buna. Şimdi ilk baştaki sık iğnemin tepesine battım. Kaydırma tekniğiyle çıkarttım. Bir tane de zincir attım. Ve ipimi hemen kıracağım, keseceğim bakalım. Alttaki kısımda keselim. Bize fazlalık yapmasın. Şimdi üstünün yaprak kısmına geldim arkadaşlar. Bakın bu kısmı yapacağız. Onun için ben onu kırmızı renk iple yapmıştım ama bu kaktüsümün yapraklarını farklı bir renkle yapmak istiyorum. Pembeyle yapacağım. Onu zaten kırmızı renkte yapmıştım. Bu da böyle farklı bir renk olsun istiyorum. O yüzden bunu da pembe renk ipimle yapacağım. Önce şöyle sabitlemek için düğümümüzü atalım. Şöyle keselim. Aynı yerin tepesinden şöyle iplerinizi de olabildiğince içerilerde sıkıştırın, görünmesin. Oraya sabitledim, üzerine bir zincir çektim. 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektikten sonra doluyorum tığımın başına arkadaşlar. Geriye doğru bakın 1 2 3.'ye. 3.'ye batıyorum. Ve 3'ünü bir şekilde 3'ünü tek seferde çıkartıyorum. Hemen bir alttakine batıyorum ama bu sefer tığıma dolamıyorum. Bir alttakine battım. Kapattım. Bir alttakine battım. Kapattım. Bu şekilde alta doğru ineceğiz arkadaşlar. Şimdi şuraya. Sabitlediğimiz yere batacağız. Ve hemen yanındaki aynı yere bakın başlama yerimizin içerisine aynı yere battım, kapattım. Çiçeğimizin yaprağının bir tanesini oluşturmuş olduk. Yani çiçeğimizin görüntüsünü arkadaşlar. Şimdi gene aynı 2 3 4 5 6 7 7 tane zincirimizi çekelim. Başta doluyoruz arkadaşlar. Geriye doğru bakın. 1, 2, 3. Üçüncüye battık. Üçünü bir çıkardık. Şimdi bir alttakine batıyorum. Bir alttakine. Bunlar da tığıma dolamıyorum arkadaşlar. Bir alttakine batıyorum. Bir alttakine derken bu şekilde iniyoruz. Ve şimdi bakın
Şuraya batacağız. Battım. Ve şimdi aynı yere batmıyorum artık. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Böylelikle bunu da sabitlemiş oldum. Şimdi ben her tarafını gideyim artık. Çiçeğimi bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Çiçeğimi bitirdim. Sıra sonuma geldim. Burada da böyle sabitledim, tutturdum arkadaşlar. Şimdi bir üzerine de bir zincir çekelim. Bir tane daha çekelim. İpimizi burada kırabiliriz. Şöyle kestik. Bu arada pembe renk ipim de lif ipi gene arkadaşlar. Arkadan ipimizi çekin. Kaktüsümüzün çiçeklerini de çiçeğini yani arkadaşlar bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi siz de elinizle düzleyin çiçeğinizi. Bunu da böyle inşallah dikeceğiz. Şimdi artık çiçeğimizin tel kısmına geçeceğiz. Şöyle tel kısmına da geçmeden önce yeşilimizi alalım. Yaprağı ördüğümüz renk yeşilimizi alalım arkadaşlar. Onunla da yine sihirli halka yapacağız. İçerisine 8 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 şu şekilde sıkalım. Halkamızı oluşturduk. İlk sık iğnemizin tepesine batalım. Kaydırma tekniğiyle kapatalım. Bir tane zincir. Şöyle şimdi biraz ipimizi uzun bırakalım. Telimizi saracağız çünkü. Çok fazla uzun bırakmamıza gerek yok. Şöyle biraz arkadaşlar. Şimdi ben şunu da keseyim. Şimdi bu ipimizi şuradan ortadan arkadaşlar geçelim, çıkartalım. Bu şekilde olsun. Telimizi yeşil ipimizden geçirdik. Pembe çiçeğimizin böyle ortasından da geçireceğiz arkadaşlar. Güzelce sabitlememiz lazım. Şuradan da tekrar bir açık bulun. Bakın arkadaşlar. Evet, telinizin ucunu katlayın azıcık. Şöyle bir yerden tekrar geçirin ki çiçeğimiz de sağlam olsun. Şu şekilde. İyice çekin, sıkın.
Daha sonra buradan geçirdiğimiz terimizi şöyle alttan şöyle kıvırın arkadaşlar diyelim. Şimdi bu yeşilimizi de onun içinden geçirelim iyicene. Şimdi şöyle kumaş boyasıyla arkadaşlar, kumaş boyası diyorum, çok özür dilerim. Kumaş yapıştırıcısıyla bu yeşilimizi sarımızın ortasına sıkalım. Çok az. Bunu da böyle buraya güzelce yapışmış olsun. İyice yapıştığından emin olun. Daha sonra bu yeşil ipimizi telimizin etrafına saralım. Böyle bu şekilde bakın. Şöyle sardım, bana bu kadar yeterli. Bu kadar da arkadaşlar şöyle boş bırakacağız yaprağımıza geçirebilmek için. İpimizin fazla kısmını keselim. Buraya hemen kumaş yapıştırıcımızdan biraz dökelim. Şimdi bunu da böyle buraya tutturmuş olalım. Bu şekilde arkadaşlar. Kurusun, iyice emin olun. Çiçeğimizi bitmiş hali bu şekilde. Bakın gayet de çok güzel oldu. Şimdi bunun aynısından bir tane daha yapalım arkadaşlar. Sonra birleştirmeye geçeceğiz. Ben çiçeğimden bir tane daha yaptım. Gördüğünüz gibi böyle iki tane çiçeğim oldu arkadaşlar. Şimdi saksımızı aldım. Yapraklarımız. Alt için pompon yapacağız demiştim. Daha da pratik bir fikire geçtim arkadaşlar. Pompon normalde kaktüslerin altına işliyorlar arkadaşlar. Eğer diğer kaktüs videolarına baktıysanız. Örgüyle işleniyor ve bir top yapılıyor. Top şeklinde. Ben hani örgüyle uğraşmayalım diye hemen böyle bir pompon yapalım demiştim ama daha da bir pratik bir fikir geldi aklıma. Ben şimdi size inşallah onu göstereceğim. Böyle eski bir çorabınız varsa arkadaşlar, çorap alın elinize. Ben de kahverengi yoktu maalesef. Siyah aldım o yüzden. Sizde siyah da olur tabii ki, olmaz değil. Ama kahverengi varsa toprak için kahverengi daha uygun bir renk. Zaten altta kalacak. Pek gözükmeyecek ama gene de bende de eğer kahverengi olsaydı kahverengi tercih ederdim. El yapımızı alalım arkadaşlar. Çorabımızın içine, dibine kadar, çorabımızın dibine kadar yitelim. Çok koymayacağız. Böyle bir avuç kadar. Hatta bu yeterli gibi ama az biraz daha şöyle. Çorabınızın böyle en altına kadar elyafları yiğitin arkadaşlar. Parmak uçlarına kadar. Evet. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Çünkü saksımız da zaten küçük. Şimdi şöyle olabildiğince çekip düğümümüzü atalım.
Hani dikebiliriz burayı. Ama ben inanın en pratik haliyle sizlere göstermek istiyorum. Zaten bu düğüm olan kısmımız altta kalacak. Bakın bu şekilde. Şimdi çorabımızın fazla kalan kısmını keselim. Evet. Bu da bizim toprağımız diyelim arkadaşlar. İçine koyduk bakın. Şu şekilde. Buradan böyle içine itin. Zaten görünmeyecek bile. Bu şekilde. Çok pratik oldu gerçekten. Ben de çok sevdim. Hani eğer işleyip satmayı düşünürseniz falan, yani evinize yapmayı düşünürseniz, sizlere de pratik bir fikir olmuş olur. Şimdi toprağımızı içine koyduk. Hemen kumaş yapıştırıcımızla yaprağımızı buraya sabitleyeceğiz. Şu şekilde. Dediğim gibi zaten bakın görünmüyor. Altta kaldı. Hani görünse de hani bir sıkıntı değil elbette. Gayet güzel oldu toprağımız. Bir kere daha göstermek istiyorum. Çok pratik oldu bence. Çorap fikri inanın baştan aklıma gelmemişti ama sonradan geldi. Hemen ben de sizlere de göstermek istedim. Şimdi yapraklarımızın altına kumaş yapıştırıcımdan sıkıyorum ben. Böyle ortalayın arkadaşlar. Şu şekilde dört yapraktan çökerek iyice yapıştığından emin olun. Benim yapraklarım yapıştı arkadaşlar. Şimdi son işlemimiz kaldı. Çiçeklerimizi monte edeceğiz. Onun için de tığınızı alın. Çok kalın bir tığ olmasın. Çok ince de olmasın. Şöyle çiçeklerinizi saplayacağınız yerden geçin. Altı da geçin. Önce böyle bir delik açalım ki telimiz daha rahat geçsin. Şimdi o açtığımız delikten arkadaşlar önce yapraktan geçirelim, sonra çiçekten. Yavaş yavaş geçirin. Teliniz katlanmasın bu esnada. Bu çiçeğimiz tamam. Şimdi aynı işlemi burada da yapacağız arkadaşlar. Önce tığımızla böyle bir delik açacağız az önceki gibi. Sonra çiçeğimizi geçireceğiz. Evet. Ben diğer çiçeğimi de aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi bitmiş halini size masamda detaylı göstermek istiyorum. Evet. Kaktüslerimin bitmiş hali bu şekilde. Dilerseniz böyle kırmızı renk yapabilirsiniz. Dilerseniz böyle pembe renkte yapabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Gerçekten ben çok sevdim. Kalk yapraklarını da böyle elinizle düzleyebilirsiniz.
Umarım sizler de severek izlemişsinizdir. Takıldığınız bir yer olursa sorabilirsiniz arkadaşlar. Herkese cevap veriyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, zil butonunu açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.